Merhabalar, hadi eksik kalmadan selamlar, sevgiler. Sema görmüşler ben. Bugün sizlere severek kullanacağınızı umduğumuz bebeşler için bir hırk anlatmak istiyorum. Hep büyükler için anlattık. Bu sefer de dedim ki küçüklerimiz, torunlarımız, yeğenlerimiz için hazırlık yapalım. Çok severek hazırladığım Prenses Hırkam'ın anlatımıyla karşınızdayım. Prenses Hırkam'ın gri olanı 1,5-2 yaş Açık renk olanı 6 aylık bir yaş arası kullanımı mevcuttur. Gri olanda bambu bir ip kullandım. 3 yumak gitti. Diğerinde 1,5-2 yumağa yakın ip kullandım. Şiş numara buçuk Yakadan başlamalı bir hırka. Etek ucunda bitişleri mevcut. Hırkamızda üç tane ayrı teknik kullanıyoruz. Birebir lastik, selanik ve haroşe. Her birinin sayılarını size ayrı ayrı vereceğim. Sizler de başlarken kullanacağınız ipinizin kalitesine göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Benim kullandığım ipe 3,5 numaralı şiş çok iyi düştü. Mutlaka ipinizle şişinizin uyumlu olması gerekmekte. Sayılarını tekrar anlatımda size bildireceğim. Yakadan başlamalı bir hırka. Yakadaki ilmeklerimizi atarak başlayalım derim. Hazırsanız eğer. Yakadan başlamalı hırkamızda 80 adet ilmek atışı yaptım. 80 tane ilmeğin ben size bir kısmını atıp diğer teknikleri göstermek istiyorum. Benim örgüde ilmek atışımda bir farklılık var. Sizler de bildiğinizi umut ediyorum. Eğer bilmeyenler varsa da bu ilmek atışını şu anda öğrenmiş olurlar. Şişimizi ipimizle şöyle bir düğümledim. İlk ilmeğimizi dıştan alıyorum. İkinci ilmeğimi içerden Bir dıştan aldığım, ikincisi içerden. Bir dıştan, diğeri içerden. Şimdi bu kadar ilmek üzerinde size anlatımımı yapmak istiyorum. Şu anda ilmeklerimi attım. İlk etapta iki sıra birebir lastiğimi örüyorum. Yakımın ilk başlangıç noktasında birebir lastik. Birebir lastiği biliyorsunuz. Bir ilmek arkadan. Bir ilmek önden sevgili hanımlar. Bir ilmek arkadan bir ilmek bana doğru önden. Evet sıra başına geldim. Şimdilik arka sırasını örüyorum. Burada da gene birebir lastiğimin aynı örümüne devam edeceğim. Ben ilk başlarda örerek çalışıyorum. Sizler tercih olarak örebilirsiniz veya ilmeği örmezsiniz. Arka sırada da ön sırada yaptıklarımın aynısının devamını hazırlıyorum. Birebir lastikte kullandığım teknik. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Yakadan başlamalı hırkamın ilk iki sırası birebir lastik. Bir arka ve bir ön olarak ilerliyorum. Sizler 1,5-2,5 yaş arası için 80 ilmek, 0 6 aylık 1 yaş içinde 76 ilmek yaka bordür için atabilirsiniz. Evet, bu sıramı da tamamladım. Şimdiki burada yapacağım işlem selanik. Aşağı yukarı 2 sıra kadar selaniğim var. Yakanın etrafındaki diş diş görünüşünü sağlayan nokta. Hemen kilitledim üzerine aldım. Bir tane ördüm, üzerine aldım. Bir tane ördüm, üzerine aldım. Bir tanemi ördüm, bir ilmeğimi boşaldım, üzerine ilmeğimi attım. Bir ilmeğimi ördüm, bir ilmeğimi örmeden aldım, üzerine attım. Bir ilmeğimi aldım, bir ilmeğimi örmedim, üzerine attım. Bir ilmeği aldım, bir ilmeği örmeden üzerine attım. Bir ilmeğimi örerek önden aldım. Bir ilmeğimi boş aldım. Üzerine attım. Tekrar sondaki ilmeğimi ördüm. Şimdi arka sırada da yapmam gerekenler. Dolamalı ilmeğim ve örmeden aldıklarımı karşılıklı olarak kapatmak. Evet. İlk ilmeğimi ben hep örerek alıyorum. Şimdi burada gördüğümüz doladığım ve yandaki ilmeği kapatıyorum sevgili hanımlar. Üzerine doluyorum. İkisini bir kapatıyorum. Boş olarak aldığım ikinci ilmeğin üstüne de ilmek atıyor. İki ilmeğimi kapatıyorum. Bir ilmeğimi örmeden alıyorum ve üzerine doluyorum. İki ilmeğimi kapatıyorum. Bir ilmeğimi örmeden üzerine atıyorum. İki ilmeğimi birlikte kapatıyorum. Yanındaki ilmeği boş alıp üzerine doluyor. Selanik örgümüzün tekniği de budur. Bir ilmeğimi Örmeden aldım üzerine attım. Şimdi iki tane ilmeği kapattım. İlmeğimi boş aldım üzerine attım. İki ilmeğimi birlikte kapattım. Son ilmeğimi de örerek alıyorum. İki sırada selanik örgümü yaka için yaptım. Şimdi bundan sonra yapabileceğim işlemler. Haroşa dediğim bir tekniğim var. Fakat bunu düz olarak örmüyorum. Şimdi size göstermek istediğim orada bir olayım var dıştan ikili sıralı haroşa gibi gözüküyor ama arkadan iki sıra ters ve arada bir boşluk tek sıra ters gibi görüntüde. Şimdi ona geçiş yapalım. İlk ilmeğimi ördüm. İlk sırada haroşalarımı hep kendime doğru örüyorum. Burada önceden doladığım Selanik'teki bir dolama ve bir ilmek atışlarımı da onları da tek ilmek olarak alıyorum. Artık artışları teke indiriyorum. Sayım sabit kalmak kaydıyla. Yakadaki ilmeğim sayısı 80 idi. İki ilmekleri birlikte alıyorum. Haroşelerim şu anda örülmüş oluyor. Burası haroşa sıramın ilk. Şimdi diğer sırada tekrar önden bir alış yapacağım. Bu işlemi 3 kere tekrarlayacağım. Sonra da haroşelerimin arka noktasına geçmiş olacağım. Tekrar kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi haroşalarımı devam. mümkün olduğu kadar ağır örmeye çalışıyorum. Sizler de rahat görebilmeniz açısından. Birebir lastikle başladık. 2 sıra. 2 sıra horoşamızı ördük. Daha sonra selanizmizi ördük. Şimdilik de haroşalarımıza geçtik. Ön yüz ve arka yüzdeki ilmek sayıları sabit 80 ilmek. Yaka için bahsediyorum. Ben sizin için küçük bir bordür hazırlıyorum. Tekrarladım. Kenar ilmeğimi örüyorum. Tekrar haroşa sırama devam ediyor. Şimdiki. Önden bir diş haroşam gözüktü. Burada da bir kere daha gözükecek. Sonra arka sıraya geçeceğim. Buradaki teknik her sıranın aynı şekilde aynı yönde örülüşü değil. 4 sıra önden örüş. 3 sıra arkadan örme. Aradaki efekti veren kollarda da gördüğünüz gibi yakada da aynısı mevcut etek ucunda da o efekti bu şekilde verebiliyoruz. Aynı yönden örsek oranın hiçbir e, özelliği kalmıyor buna emin olun. Yani burada biraz atlama yapabiliyoruz ön arka sıralardaki haroşa geçişlerini ama birazcık e, dikkat istiyor sadece o. Şimdilik ön yüzden iki sıra haroşemi yaptım. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yapmam gereken ilmekleri tekrar kendi yönünde arkadan örmek. Hep önden örmüştüm dikkat ederseniz şimdi arkaya geldim. Şu anda arkadan örüşlerini yapıyorum. Dikkat ederseniz 3 sıramı önden ördüm. Şimdi arkaya geçtim. Arkadan bir diş ters gibi gözükecek. Bir kere de çift ters gibi gözükecek. Bu bu olayın özelliği. Şimdi arkadan tek dişimi yaptım. Şimdi geldim. Tekrar arkadan örüşe kenar ilmeklerini örerek alıyorum. Şimdi arka sıradayım. Şu şekilde arka sıramada devam ediyor. Şiş numaram 3,5 Kullandığım ip bambu. Küçük çocuklarda, bebeklerde bambu ipini daha çok tercih ediyorum. Anti peeling özelliği olanları tercih ediyorum. Çünkü hem yıkamada tülermiyor, daha düzgün duruyor. Yaptığımız kıyafetler çocuklarda daha fazla yıkama olasılığı olduğu için eskime görüntüsünü bana göre daha aza indiriyor. Çünkü emek veriyoruz bir şey hazırlarken. Bu emeğimizin karşılığında da güzel neticeler almak istiyoruz bir yerde. Şu anda arka sıradayım. Arka sırada yaptığım işlem ön yüzden aldığım haroşelerimi şimdi artık arkadan alabilirim. Özelliğini gelirse bu şekilde hazırladığım e, haroşeler bir arkadan bir önden alışlarda güzelliğini veriyor. Hep ön sıradan aldığımda bildiğimiz bu model çıkmıyor. Onu bir kez daha tekrarlamış olayım sizlere. Evet şu anda arka sıramı bitiriyorum. Üç sıra önden, 3 sıra arkadan bu olayımı gerçekleştirirsem haroşelerimi koldaki ve yakadaki etek ucundaki bordürlere ulaşmış oluyoruz. Şu anda gene arkadan çalışıyorum haroşelerimi. Haroşeler arka sıradan şu anda birinciyi yaptım. İkinciyi yapıyorum. Size bu sıram bitince arka sırada nasıl durduğunu, ön sırada nasıl bir hareket verdiğini göstermek istiyorum. Evet. Şu anda arka sırada gördüğünüz gibi iki tane çok yakın. Bir tanem boşta. Demek ki ben şu anda tekrar arka sıradan haroşemi devam etmek konumundayım. Ön yüzden ikişer sıralar halinde gözükse de arkadan bir iki tane haroşem çok yakın, bir tanesi de boşta oluyor. Yani iki bir olarak arkadan ilerliyor, önden dizi halinde. Bu sıram bittikten sonra daha iyi anlatabileceğim. Siz de görmüş olacaksınız. Buradaki özelliği. Bakın önden iki tane dişim var. Arada bir boşluğu gördünüz. Tekrar iki tane yakın dişim var. Demek ki şu anda gene neredeyim? Gene arka sıradayım. Bana arka sıradan örmem için model bir yerde uyarı veriyor. Siz de ön ve arkadan buna dikkat ederseniz benim hazırlamış olduğum prenses hırkamın aynısını yapmış olursunuz yakada, kollarda ve etek ucunda kullandığım haroşelerin örüm biçimini anlatıyorum şu anda. Bu sıramı da tamamladım. Önden gene iki dişlerim mevcut. Şu anda arka sıradayım. Bakın arkada tek, çift, tek ve şu anda ön yüzden arkaya geleceğim. Burada da bakın iki, bir ve ikinciyi yapmam için gene bana doğru olan ön yüze geçmiş bulunuyor. Demin 3 sıramı arkadan örmüştüm. Şu anda bana doğru olan haroşelerimi örüyor. Tekrar göstermem gerekirse açık vaziyette bakın. 2 tane yakın, 1 tane tek. Şu anda 2 tane gene yakındayım. Ama ön yüzden bu sıramı ördükten sonra alacağım farkını sizde görmüş olacaksınız. Bir tek dikkat etmeniz gereken bir püf noktam var. Yakayı bu şekilde hazırlıyoruz. Yakadan sonra ilmek sayılarının kol ayrımlarını size vereceğim. Yakadan başladığımızda yaka geriye döndüğünde bu işlemi ön bedene kullandığımız zaman yakadaki görüntünün tam tersini kullanacaksınız. Çünkü yakada bakın açık durduğunda kollar bu şekilde yakanın arkası gözüküyor. Buna lütfen dikkat etmenizi isteyeceğim sizlerden yakayı geri çevirdiğimiz zaman şu konumda düz görüntüsünü görebilmemiz adına. Bir kere daha göstermiş olayım. Bakın önden ikişer dişler arkadan şöyle açtığım zaman 2, 1 ve 2 oranında. Bu şekilde ilerlememizi yapıyoruz. İlerlememizde şu şekilde 80 ilmek başlamıştık. Birebir lastik kullandık. Sonra iki sıra selanik örgü ördük. 1, 2 3 4 ve 5 sıra ikili haroşelerimi az önce anlattığım teknikle örüyoruz. Ördükten sonra kol ayrımlarına geliyoruz. Ön beden ve kolları şu şekilde ayarladım. Ön beden için kullandığım sıra ilmeği 15 ön. Kollar için 12, arka beden için 32 ilmek, kollar için tekrar 12 ön beden için 15 ilmek. Bu bölgelerde birebir lastik kullandık. Bir önden, bir arkadan artışlarla. 80 ilmekti. 80 ilmeği koldan sonra 90 ilmeğe çıkardım. Küçük artışlarla. Sizler de biliyorsunuz ki haroşelerin bir alt katına batıldığı zaman bir ilmek artışımız mevcut olur. Aralarda birer adet kol ayrımları için gerekli olan düz ilmeklerimiz var. Ön yüzlerde düz ilmeklerimizin önünden ve arkasından bire ilmek artışlarımız olacak. Bu da kol evinin ve robanın hazırlanması adına. Bu işlemi yaptıktan sonra geliyoruz öndeki pat için. Öndeki patta 9'lar ilmeği ön bedenin sağına ve diğer bedenin soluna artışlarımızı ilmek aralarından çıkartarak yapıyoruz. Ön patın aynı anda ilerlemesi adına. Ama kol evinden sonra bedenleri ayırdıktan sonra bu işlemi yapıyoruz. Kollarda dekada kullandığımız haroşa tekniklerimiz var. Bedende birebir lastik. Tabii ki ilmek artışlar açılışlarımız da olacak. Ön beden üçüncü haroşa dişinden sonra ilmek açılımı var. Hemen size bu arada ilmek açılımını göstermek istiyorum. Sizler biliyorsunuz ama ben belki farklı bir ilmek açılımı yapıyorum. Bunu da size öğretmek istiyorum. Farz edin ki bu bölgem şu anda zaten patımda da aynı ikili haroşalarım mevcut. Bakın kenardan şu şekilde geliyor. 1, 9 patlı biliyorsunuz önüm. 2, 3 ilmeğimi ördüm sevgili hanımlar. 4. ve 5. ilmeği, 4. ilmeği, 5. ilmeğin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Bakın aldım şişime. Bir daha yakından size göstermek istiyorum. İlmeğimi şu şekilde diğer ilmeğin üzerinden aktararak geçirdim. İlmeğim nerede kaldı? Sol şişimde. Arada bir ilmeğimi açtım. Tabii ki buraya da ilmek yerleştirmem lazım. İlmeğim nerede? Sağ şişimde. Sağ şişimin üstünden, elimin üstünden ilmeği dolayarak geçiriyorum. Şu anda hem açınımını yaptım, hem de ilmeğimi attım. Dolayısıyla bu teknikten karşıdaki ilmek arasında hiçbir seviye farkı gözetmedim. Aynı seviyede ilmeğimi açtım, gördüğünüz gibi. Tekrar ilmeğimi attım. Bu da ayrı bir teknik benim kullandığım. Mutlaka biliyorsunuz ama bir kere daha üstünden geçmek istedim. Bu şekilde açtığımız ilmeklerde emin olun kenarlardan hiçbir şekilde bombeleşme olmuyor. Hemen size kendi hırkamdakini göstereyim. Çok zarif ve güzel duruyor. İlik var veya yok. Emin olun farkı yok. Bakın şöyle küçücük bir ilmek gibi. Kol evleri için örmüş olduğum haroşaları söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 adet ikili haraşölerden ilerledim. Kol evimin bitiş noktasındaki artışlara gelene kadar 14 kez düzlerin yanından artış yaptım. 14 kez. 1, 2 diyerekten sayacaksınız. Buradaki delikler 14 kez olduğu zaman kolumu örmeye başlayabilirim. Kolumu örmeye başladığımdaki sayım 40 ilmek. 40 ilmek 1,5 ve 2,5 yaş için çok ilmek uygun bir ilmek adedi. Kol evin alt kısmına da komple onu ördüm. Son bordürde 5 santim kadar selanik örgümü kullandım. Diğer kolumu da aynı şekilde bitirdim. Sıra geldi bedenime. Bedenimde ne kullanmıştık? Birebir lastik. Birebir lastiği kol evinin altından ikişer ilmek arttırdım. Kasmaması adına. Onu da aşağı yukarı örmüş olduğum sıra söylemek istersem 15 santim kadar birebir lastik örüşüm mevcut. 8 santim selaniğim mevcut. Daha sonra da 5 santim kadar da ilk etapta gösterdiğim ikili haroşalardan hazırladığım, teknikli hazırladığım bir bölge mevcut. Kol evlerini keserken çok gergin olmamasına gayret edin lütfen. Karşılıklı olarak kapamalarını yaptım. Bunu kapadıktan sonra bir püf daha size söyleyeyim. Bu kol evini kapattım diyelim. Kenarındaki hemen ilmekleri tığla alarak ipimi koparmadım. Tığla bu bölgeyi kapatarak bedene yerleştim. Bedeni komple turladım. Diğer koluma geldim. O kolumun da aynı şekilde hazırlığımı yaptım. Kapattım. Tığla yan bordürlerimi birleştirdim. Ada bedeni. Yanlardaki hiç iplik koparmadan ta ki etek ucuna kadar aynı şekilde örgüme devam ettim. Ön bedende 4 tane ilik açtım. 4 tane ilik 1,5-2,5 yaş için çok uygundur. Daha fazlasına gerek yoktur. Daha sonra da minik kurdelelerle süslerini bıraktım. Bir tane de kollarda mevcut. Prenses hırkamızın alt kısmındaki bağlantımı da düzgün bir bir şekilde gergin olmada anlatım Kesimini hazırladım ve fiksajını yaptım. Fiksaj nasıl yapıyorum? Buharlı ütümü ütü masamın üstüne yayıp üzerinden bir buhar atmakla. Kesinlikle ütüyü Ördüğüm kıyafetlere değdirmiyorum. Aşağı yukarı 15-20 santim yukarıdan buharını atıyorum ve sabaha kadar bulunduğu bölgede bırakıyorum. Daha sonra da kullanıma hazırdır. Küçük bedende de Büyük bedende 14 sıra, 13 sıra olarak söylemiştim. 10 sıra olarak kol artımını yapabiliriz. Aynı teknikle etek ucundan birleşimimizi yapıp onda da krem rengine, krem rengi, kurdeleler, ve düğmelerle süsledim. Düğmelerini diktim. Ha bu arada tabii ki onlar da çok özeller. Askı yerlerini hazırladım onlara karşılıklı. Es, arka bölgemiz esnemesin diyerekten. Çünkü onlar da giyindikleri zaman zarif ve güzel dursun. Omuzlarına düşmesini istemediğim için. Umut ediyorum beğendiniz. Sizler de yapacağınızı eminim. Torunlarınıza, yeğenlerinize hazırlıklarınızı yaptığınız zaman görsellerini bekliyorum görüşmek dileğiyle sevgiler benden sizlere